O zaman Beşiktaş'la devam edelim Turgay abi. Onun da şifresini vermiştin. Kalinic al diyorsun Beşiktaş adına. Bir haber var Sabah gazetesinde. O zaman hem de Kalinic ile alakalı oradan başlayalım. Sabah 21. Atletico Madrid'de anlaşma sağladı Beşiktaş. Kalinic'e de bir indirim baskısı yapıyor. Hırvat golcüye bonuslarla beraber verilen 2,5 milyon euroyu Başkan Çebi çok bulmuş. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon euronun altına çekmeye çalışıyor. Şimdi başlık Cimri Kartal ama ben yani sanki olumsuz bir şeymiş gibi algılanıyor. O günü de bu arada çok severim. Haberin sahibine de selamlar ama. Ben Kalinic olayım, sen Ahmet Nusçebi ol. Gereken bu değil mi? Sen Ahmet Nusçebi ol. Bir şey ol. Olmasak biz olalım. Programlarda çok ama seversiniz. Olalım böyle, ama. Roleplay. Ama kolay anlatmanın yolu budur, diyalogtur. Sen bana de ki indirim yapar mısın? Şimdi ben Ahmet Nusçebi mi? Evet. 2,5 milyon fazla indirim yap de. İndirim yapalım biraz. Çok fazla yani. 2,5 milyon. Tamam. 2 milyona indirelim. Sayın Başkanım, sizde vida var. Benim yarım kadar topçu değil. 3 alıyor. O da Hırvat. Ben de Hırvatım. Hani pasaport da aynı. Ya ona veriyorum, bize niye vermiyorsun? Bu arada vida tam olarak ne kadar alıyor Turgay abi? 3 milyon. 3 milyon. E ne yapacağız başkanım şimdi? Hadi bakalım, cevap ver adama. Değil mi? Nasıl ikna edeceksin o noktada? Oyuncuyu elden kaçırmak var bir de. Şöyle derim. Sayın Başkan, vidadan indirim al, onu bana ver. Vidadan indirim al, onu bana ver. Vida'nın 3 aldığı yerde kadın için indirim falan yapmasan. Yapmaz, bu kadar basit. Vida indirim yapar mı acaba? Ya yapar mı, adam bulmuş. Bunlar Beşiktaş'ın lens dediğimse bakma, Beşiktaş iç güveysi çok. Vida da iç güveysi. Vida da gelmiş ayaklarını belki uzatmış. Belki değişir oradaki işler Turgay. Nerede? Abi. İşte Vida indirim yapar vesaire. Ya değişir mi Cidem ya? 3 milyon eurodan bahsediyoruz. Adamın alacağı, adamın, biz şöyle düşünüyoruz futbolcuları. Uzaylı gibi düşünüyoruz. Futbolcu insan. Basit bir insan. Bildiğim bir insan yani. Kitap okumaz, sinemaya, tiyatro gitmez. Genelini söylüyorum bizdekiler. Dünyanın geneli de öyle aslında. Bakma, Avrupa'da birkaç ülke hariç. Futbolcu insan şöyle bakıyor, diyor ki sözleşme 3 milyon garanti para, ya da Rocco ve Mirin için 1,3 milyon, 1,5 milyon garanti para. Garanti para. Sen bu arada menajerine diyorsun, bana bir kulüp bul bakalım bu parayı veriyorlar mı? Menajer diyor ki ona sordum yok, buna sordum yok, buna sordum yok. Şimdi hesabını kitabını yapmışsın, ev almışsın, araba almışsın, yatırım yapmışsın. 1,3 milyon euro Beşiktaş'tan gelecek diye. Beşiktaş diyor ki bana indirim yap. Nasıl yaparsın? Bir hayatın var. Ya bunlar bu sözleşmeleri çocuk oyuncağı falan zannediyorlar. Pandemi sürecindeki indirimli adam sana %10 yapar. O kadar. Yani adam o senin zaman Kalinic yani elden kaçabilir. Yani bu fiyatta yüksek gibi duruyor. 2,5 milyon euro hakikaten baktığımızda şimdi kağıt üzerinde çok yüksek bir rakam. Ahmet Nusçebi ne istiyor biliyor musun Sayın Başkan? Hem şoför mahalli hem 5 kuruş istiyor. Öyle bir şey yok. Hem şoförün yanında oturacaksın en önde otobüste. Hem de en ucuz olacak ya da hem cam kenarı olacak. Hem şoförün arkasında oturacak. Öyle bir bilet yok yani. O bileti şoför eşine dostuna ayırıyor. Peki devam edelim. Fotomaç gazetesinin 4. sayfası ekranlarımıza gelecek. Forvet'e Abubakar yazılmış, gerçi konuştuk ama bir üzerinden gidelim Turgay Demir. Gelecek şimdi ekranlarımıza. Yönetici Torunoğulları doğruladı. Biz Abubakar'la görüştük dedi. Porto'dan bedelsiz ayrılabilir dedi ama yani sağlık kontrolünden geçmesi şart. Gol yollarında belki fayda sağlayabilir ama tabii sağlık durumu nasıl? Buradan iyi gitmişti. Çetem, niye bedelsiz ayrılabiliyor Porto'dan? Porto, Abubakar gibi bundan 5 sene önce büyük yıldız olacak denilen bir oyuncu bedelsiz veriyor. Demin sana sorduğum soruyu hatırla. Evindeki herhangi bir şey bedelsiz birine verir misin? Bir de değerli bir şey evde sana göre. Hayır. Siz kesin vermezsiniz de ben bir düşünürüm yani. Sen de hayata vermezsin. Evinde bedelsiz verdiğin şey çöpe atacağın şeydir. Yani? Çöpe atacağın şeydir. Abubakar şu andaki gelişmelere bakarsan çöp. Ama böyle bir temas varmış herhalde. Getirilecek, sağlık kontrolünden getirirsin, sağlık kontrolünden getirme. Yani boşuna mı aslında o enerjisini buraya harcamasın mı Beşiktaş diyorsun? Tabii ki diyorum ki. Abubakar, sen de oynarken senin kulüp doktorun vardı. Ben şimdi isim vermem, kulüp doktorun vardı. Sen de seversin, tanırsın. Kulüp doktorun vardı. Aç de ki Abubakar'ın sakatlığı müzmin mi? Geçer mi? Kaç maç oynar? Diye bir sor. Evet. Abubakar'a sorma, kendi doktoruna sor. E sen de Abubakar'ın raporları var. Abubakar antrenmanlara bile çift dizlikle çıkıyordu. Niye? E bunları Sangare gelir mi? Hı? Sangare gelir mi?
Yine aynı sayfada Abubakar haberlerine sol. Ya gelir da. Antalya'dan, Alanya'dan Beşiktaş futbolcu alır. Gökhan Gönül'ün boşluğu da olurum. En son Beşiktaş'ın zaten ben kulüp binasında Antalya arasında, Alanya arasında bir yere taşısınlar diyorum. Şöyleymiş aman, para artı takas teklif etmek istiyormuş. Beşiktaş kimi düşünüyor o takasta? Bir duyumun var mı Turgay abi? Ama Güney ekibi de nakit istiyor galiba. Neye gülüyorsun sen? Ya kimi teklif edecek? Lensiz teklif edecek, adamlar almayacak. Yani bu kadar boyutu teklif edecek belki de. Takas adı geçebilecek oyuncu. Ya, takas adı geçebilecek oyuncu. İşte Lens, Rocco, Mirin. Evet. Rocco, Mirin. Lens adam alır mı ya? Zeluis gelir mi? O da konuşuluyor. Zeluis gelir. Gezmeye gelir. Sultanahmet'le beraber gezeriz yani. Geri sayıma geçmiş onunla alakalı. Ayasofya Camii'ni gösteririz ona. Biz gelir. Gezeriz yani. Zeluis. Neden düşük İhtimal verdi onun gelmesine? Şartlarına baksınlar, anlarlar. O şartları bize bir anlatabilirsen. Bir oyuncunun yıllık ücreti senin rakamlarının çok üstünde olur. Bir. Hani bırak. Vazgeçtim. Her şeyi hallettin. Kulübü falan. Yıllık ücreti senin çok üzerinde olur yani. Sen diyorsun ki ben 500 bin euroya adam alacağım. Çiğdem. Ben burada dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş Başkanı'nın aradığı tipte bir oyuncu Türkiye'de yok. Hı hı. Dünyada yok. Mars'ta var mı emin değilim. Yani orada da hayat var mı bilmiyoruz. Varsa eğer. Yani 500 bin euro civarında para vereceksin. Bonservis, bonservis. Adam da bilemediğin 1,5 milyon euroya imza atacak. Ve iyi futbolcu olacak. Öyle bir futbolcu, sağlam olacak yani. Sakatını bulursun. Sağlam olacak. Öyle bir oyuncu tipi, yani bilinen gezegenlerde yok. Yani dünya, ayda, uydularda yok. Öbür tarafı bilmiyoruz hani. Avrupa'da var mıdır? Ya böyle bir şey olur mu? Ben sakalımız da var. 40 yıldır bu camiayı herkesten de iyi tanırım. Anlatıyoruz. Diyoruz ki Wellington'ı almasaydın. Mensah'ı almasaydın. Hadi Mensah'ı geçtim. Wellington'ı almasaydın. En sakalayı almasaydın. En son aldığın stoper İspanya'dan almasaydın gözlüklüyü. Almasaydın. Bütün enerjini golcüye harcasaydın. Stoperlerin de gönderemediğin isim at birinle Rocco kalsaydı. Hiçbir şey kaybetmezdin. Çok şey kazanırdın. Bütün limitlerini uyduruk kaydırık transferlere harcadın. Şimdi diyorsun ki Kalinic bize indirim yap. Kalinic de zaten doğuştan Beşiktaşlı. Kanı siyah beyaz akıyor, yapar adam yani. Bu arada Milliyet'in 20. sayfasına da gidelim. Orada da bir haber var. Serdar Sarıdağ'ın bir haberi. Ona da selamımızı gönderelim burada. Sergen Yalçın bir toplantı düzenleyecek. Tek tek tüm sorulara cevap vermesi bekleniyor. PAOK ve Sivas mücadelelerinden sonra hatırlarsınız çok fazla eleştiri almıştı Sergen Yalçın. Yönetimle de bu süreçte bir toplantı yapacakmış ve süreçle ilgili sıkıntıları dile getirecekmiş. Birlik beraberlik mesajlarının çıkması bekleniyor kamuoyunu yapacağı toplantıdan. Başka hangi söylemler çıkabilir? Senin duyumun oldu mu Sergen Yalçın'la alakalı? Serdar'ı ve milleti kutluyorum. 40 yıldır gazetecim böyle başlıyor. Sergen Yalçın tek tek cevap verecek diye bir manşet. Yani çip çip mi cevap verir bazı toplantısında? Ama şimdi o bir tabirdir Turgay abi. Sergen Yalçın odi meydan diyor. Tek tek cevap vermek Sergen tabir. Yalçın odi meydan diyor. Sergen Yalçın odi meydan diyor. Sergen Yalçın diyor ki bana sorusu olan gelsin konuşuyorsan. Tek tek cevap verecek ne demek ya? Ya tüm eleştirileri işte kendisiyle alakalı. Öyle manşet olmaz. Kusura bakmasın. Ben bu işin A'dan Z'ye geldim. Yayın yönetmenine kadar öyle manşet olmaz. Bana öyle bir haber gelse görmem ya. Öyle manşet olmaz. Sergen Yalçın o toplantıyı yapmasın. Neden? Sivas, PAOK geçmiş. Eleştirileceksin. Hiç yolu yok bunun. Sen de yorumculuk yaptın, sen de eleştiriyordun. Hı hı. Seni seviyoruz, sevdiğimiz için eleştiriyoruz. Kıymetini bil. Beşiktaş'ın hocasının saçının şekli de eleştirilir. Ayakkabısının bağcı da eleştirilir. Necip'i niye oynattığı da eleştirilir. Lens'i niye sabek oynattığı da eleştirilir. Beşiktaş böyle bir yer. Fenerbahçe böyle bir yer. Galatasaray böyle bir yer. Bir gün Beşiktaş'ın bir yerli hocası vardı. Aradım hocam dedim telefonu açmadın. Ya dedi telefon var ya dedi yanıyor dedi. Hocam yarın Beşiktaş'tan ayrılır Antalya'ya gidersin. Telefon buz gibi olur dedim. Tesadüf Beşiktaş'tan ayrılınca da Antalya'ya gitti. Telefon buzdolabında. Turgay abi şunu soracağım. Şunu söylüyorum Beşiktaş'tayken kıymetini bilin arkadaşlar. Kavgayı bırak. Eleştirilere cevap vermeye bırak. İşini yap ya. Şöyle bir durum gerçekten var mı? Serdar'ın haberinin aslında alt detayında çok önemli bilgiler var. Hem sahadaki kötü oyunu hem de maçtan sonraki açıklamalarını kullanarak yönetimle teknik heyetin arasını açmak isteyenlerden de şikayetçiymiş Sergen. O zaman onu manşet açacak ki Yalçın yok, böyle bir durum aramızı açmak isteyenler var diyor. O güzel öyleyse.
bilmiyorum Sergen Yalçın'la yönetimin arasını açmanın kime ne faydası, bana faydası olmaz. Evet, böyle bir durumdan hiç sen haberdar oldun mu, kulağına geldi mi, işte onu merak ettim, nedir detayı? Ahmet Nusret'i de zaman zaman böyle şeyler söyledi. Son 1,5 dakika bu arada. O da böyle şeyler söyledi ama hep karınlarından konuşuyorlar. Açık ol ya. Kim aranı açmak istiyor? Turgay Demir mi? Söyle. Aranızı açacağım, ne yapacağım ben ya?